bir merhabayla karşınızdayız canlarım. Ben yine yukarı baktım. Çok özür dilerim. Ben de yukarı bakıyorum. Ben aşağı bakacağım. Ben yukarı bakıyorum anneciğim. Ay şu ortaya bakacaksınız. Arkadaşlarım, canım arkadaşım. Yani arkadaşlarımızla göz kontağı kurabilmemiz için şu ortaya bakmamız lazım. Canlarım nasılsınız? Biz çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Sizinle bu mutluluğu paylaşmak istedik arkadaşlarım. Neden? Nerede benim dördüncü çocuğum nerede? Aa, kızımız nerede? Ailemizin yeni üyesi nerede? Melisa'mız nerede? Neredesin? Yoksa bir önceki videoda açtığımız dolabın içine mi saklandın yine? Yoksa. Seni burada bulabileceğimizi biliyorduk. Bence kendine saklanacak yeni bir yer bulmalısın. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Dolabımız boş kaldı biliyorsunuz. Melisa'nın üzerinden çıkan kıyafetleri çıkardık üzerinden. Ve onları buraya astık. Dolabımız bomboş hala. İçini doldurmamız lazım. Bakın Melisa'nın dolabının alt gözünde ne var? Ne var? Ne var? Açın bakalım. Ne var anneciğim, ben gerçekten bilmiyorum. Evet. Burada tam 3 tane Amerikan Girl sitesinden almış olduğumuz orijinal Amerikan Girl kıyafetleri var. Our Generation kıyafetlerinden önce bunları açalım istedim. 3 tane kıyafet var ve biz de 3 kişi. Melisa için üçümüz birer tane kıyafet açacağız. Ve açtığımız kıyafetleri dolabına yerleştireceğiz. Ve en sonunda işte şuraya, nereye? Şuraya bir iyi buton ekleyeceğiz arkadaşlarım. Ve iyi butonunda üçümüzün de açmış olduğu kıyafetlerin en güzeli hangisi ise ona siz karar vereceksiniz. Oy kullanacaksınız ve birinciyi seçeceksiniz. Ama bunlar arasında ben bunu açıyorum. Böyle bir şey yok. Oylamaya sunacağız, evet. Şu. Bunu kim açmak istiyor? Hepimiz. Hepimiz. Taşkent makası. Bence hepsini istiyoruz. En güzeli bu ama nasıl yapacağız? Bak şöyle yapacağız bence. Şimdi ben anlatıyorum arkadaşlar. 3 tane kıyafetimiz var. Bu kıyafet için taş kağıt makasımız başlıyor. 3 kişi alalım. 3 kişi nasıl? Tam kazanan Ceylin'le yapacak. Tamam. Hadi o zaman. 3, 2, 1 taş. Hani dur. 3, 2, 1 taş kağıt makas. Ya. Devam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Şimdi Ceylin'le ben. Bu kim içindi? Bu Lea Clark. Hadi. Lea Clark isimli bir bebeğimiz var. Yakında onunla da tanışacaksınız. Hadi bakalım, söylemiş olalım. Sürprizi kalmadı. Hadi. O da gelecek. Bu elbise mi anneciğim? Evet. Tamam. Hadi. Taş, kağıt, makas. Bu hemen bir Jane kazandı. Maskı kaybettin değil mi? Evet. Şimdi sırada bu var. Evet. Ben kazanırsam benim olacak şekeri. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sırada bu cici elbisemiz var. Çünkü ayakkabıları, pabuçlarıyla bu çok özel bir elbise. Doğum günü elbisesi arkadaşlarım. Ve içinde bir de kitabı var. Anneciğim bu ne? O da pijama. Anneciğim aslında biliyorsun bunların üçü de birbirinden muhteşem. Evet. Tam aksesuarlı. Hepsi biri günlük, biri gezmelik, biri gecelik. Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. Hep yumruk yapıyorsun, bak bu olmaz. Tamam. Hep hiç değişmeyecek. Tamam, tamam edilme. Taş, kağıt, makas. Çünkü taş hepsini alır. Evet. Ceylin'cim onu hazırlıyorsun. Hayır, dur daha. Onu da ben. Hayır. Buse'yi eledik. Biz kalp ettik. Öyle bir şey yok, hadi. Taş, kağıt, makas. Tamam, ben kazandım. Ben kazandım. Sen şikayetçi. Taş yapmadım, ben kazandım. Pijama da bana kaldı. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bunu ve onların istiyorum biliyor musunuz? Ayakkabısı olduğu için. Ama bunun da ayakkabısı varmış. Aa, evet. Evet. Var. O yüzden bu işi de birbirinden muhteşem setler arkadaşlar. Bayıldım. Çok önce kim açıyor anneciğim? Önce ben. Sonra doğum günü, sonra Lea Clark. Melisa, hazır mısın? Pijamanı açıyorum. Melisa'nın henüz bir pijaması yoktu. Ona bir pijama almıştım. Ve şimdi nasıl bir şeymiş hep birlikte göreceğiz. Kıyafet poşetinin içinden bakın arkadaşım. Hani bizim ayakkabı kutularımızın, kıyafetlerimizin içinden de çıkar ya. Hani böceklenmesin, güvelenmesin, işte ya, zarar görmesin diye işte ondan da koymuşlar. Bunu tekrar saklayalım. Ve şimdi pijamalarımız nasılmış bir bakalım. Dım dım. Vay. Dar bekledim ama Buse'cim gerçekten bol. De, evet arkadaşlarım ve dikiş falan o kadar ben şort beklemiştim. Hayır, katlı şort olduğu değil. İçin. Sonbaharda da giysin, kışın da giysin, kullanışlı olsun. Her mevsim pijamamı alacağım ben ona. Ya. Yazlık alırsam kışın giyemez ki. Ya. Hem de sanırım tişörtü orta kollu anneciğim. Tişörtü mü? Hem yaz için. Hayır, kışlık işte uzun kollu. Uzun bol değil için. İşte yarım. Aa, değil mi? Evet Ceylin. Hem yazlık, aa, hem kışlık. İşte. İçi değil işte böyle bak, birleşik. Aa, çok güzel, çok tarz. Evet, ikili değilmiş. Ya böyle pijama olur mu ya? Hangimizin bu kadar süslü pijaması oldu Ceylin, Buse? Bu şekildeymiş arkadaşlarım. Arkadan rahatlıkla giyip çıkartabilmesi için. Arkadan cırtı var ve önden de çok şık görünüyor. Ve işte bunlar. Saç bandımız da ya, var. Ya. Saçlarımız. Hani yatmadan önce hazırlığımızı yaparken, dişimizi fırçalayıp yüzümüzü yıkarken, saçlarımız önümüze gelmesin, rahat rahat kişisel temizliğimizi yapalım diye bir saç bandı var. Ve tabii ki pijamasıyla uygun bir çift pandufu var. Ev ayakkabısı. Bunlarla dışarı çıkmıyoruz Melisa'cığım. O zaman Melisa'cığım pijamalarını annem çok beğendi. Giydi üstünde bir görelim. Hop. Tadam. İşte böyle. Uyusun da büyüsün Melisa.
Tıpış tıpış yürüsün Melisa. Hop. İşte. Arkadaşlar nasıl konuşacağım bilemedim ya. İnanın heyecandan çıldırıyorum şu anda. O kadar güzel oldu ki. Bu kadar güzel bir pijama takımını ben giymedim şahsen. Ben de giymedim. Bu kadar güzel, şık ve hiçbir zaman görünmedim arkadaşlar. Bu kadar tatlı bir şey olabilir mi yahu? Bu kimdir? Ay. Biraz önceki Melisa nerede? Pijamalı halinle bile daha bir şirin oluverdin tatlım benim. Arkadaşlar şimdi... hiç şansımız yok bizim ya. Annem iki efsane. Pijamalı halimizle bile çok şıkız değil mi? Anneciğim bu pijamalar ne yakışır? Ne yakışır? Bir yatak yakışır. Oo, yatakta mı almışız yoksa? Var mı acaba yatak? Arkadaşlarımız sizden önce biliyorlar bir kere. Biz oy kullandıktan sonra dedik arkadaşlarımıza. Ceylin'le birlikte yatıyor, yataktan düşüyor. Ona yatak almaya gidiyoruz dedik ama yataktan başka her şey almışız galiba. Acaba yatak aldık mı? Melis almış mıydık? Ya güya ablacığım bilmiyorum ki. Unuttum galiba ben de. Ben de unuttum. O zaman bize de sürpriz olsun. Challenge'larımızın sonucunda bunu göreceğiz. Şu saçların ahenkle dans evet. Edişine bakar mısınız? Tatlı. O zaman şimdi diğer kostümümüzü giyelim. Pijamalarımızı da hemen çıkartıp rafımıza yerleştirelim. O zaman sıra bende. Hangi elbiseyi açacaksın? Sırada ne var? Sıra bende. Doğum günü setini açacağım. Hadi arkadaşlar bir an önce açalım ve sihirimizi yapalım ve bebeğimizi giydirelim. Arkadaşlar benim paketimden bir de CD'li defter çıktı. Bunu açmayacağım arkadaşlar. Bunun için özel bir video yapmak istiyorum. Ya ben açacağım onu. Hayır açmıyoruz. Nedir bu? Açmıyoruz. Çok değişik bir şey çünkü arkadaşlar özel bir şey böyle çevirmeli çark falan var. O yüzden bunu ben böyle nereye koysak. Evet Melisa'cığım gel. Şuraya koyalım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bunu daha sonra ya, açacağız. Ya o elbise nedir? Evet şimdi geldik elbiseye ve ayakkabımıza. Önce ayakkabısını göstermek için bu kadar tatlı bir ayakkabı olamaz. Rengi de en sevdiğim renk mavi. Bayıldım. Farklı bir renkte ayakkabımız olacağı için çok evet. Mutluyum. Şimdi bakın arkadaşlar bir tane iç çamaşırı. Bir dakika kendi iç çamaşırımız da aynı renkte mi? Değil. Hayır. Ton farkı var. Biri pembe, biri lila. Evet. Ve işte bu an. Vay canına. Şu elbiseye bakar mısın? Işıl ışıl. Altında iki kat tül var. Tam bir doğum günü elbisesi değil mi anneciğim? Evet balonumuz da vardı bizim. Ceylin balonumuzu nasıl unutmuşuz? Hemen getiriyorum anneciğim. O zaman Ceylin gelene kadar biz de bir sihir yapalım ve Melisa bebeğimiz doğum günü kıyafetine gitsin. Ve işte benim kombinim de böyle oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar ama tabii ki de annem, yani benim şahsi görüşüm. Annemin pijama setinin yanında hiç şansım yok. Ama yine de çok tatlı oldu. Bakın bizdeki doğum günü balonu ile birlikte çok güzel bir kombin olduğunu düşünüyorum. Doğum günü partisi için hazırsın. İyi ki doğdun Melisa. Ve ilk hediye Bosa'dan geliyor. Evet, ilk hediye benden. İçi boş. İyi ki doğdun Melisa. İçi boş değil arkadaşlar. İçinde bir adet. Sticker. Sticker. Vay canına. Ya. Gelen arkadaşların yüzüne gözüne sticker yapıştırıp eğlenceli vakit geçirecekler. Elbise için ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım? Bu elbiseyi çok beğenerek almıştım. Ama kızlar dediler ki bizim Melisa'mızın ten rengine pek uymadı dediler. Ama çok güzel bir elbise. Nasıl beğenmezsiniz? Ya beğendim. Hayır ben çok beğendim. Kesinlikle çok beğendim. Sadece ten rengine birazcık tonunun tutmadığını düşündüm. Daha canlı renkler evet. Sanki değil mi? Melisa'nın rengi daha canlı. Daha neon renkler evet. Sanki Melisa'nın renkleri değil mi? Şu ceketin rengi gibi mesela. Evet. Arkadaşlar bu zenci bir bebek olsaydı da çok çok açık telli renkli bir bebek olsaydı daha güzel olabilirdi. Ya seçmiş işte arkadaşlarımız Melody'yi. Melody'yi alacak mıyız acaba? Melody. Terneyi birinci geldiği için terneyi seçtik. Hadi artık. Terneyi aldık bir arkadaşlarım. Evet. Hadi o zaman açalım. Geldim arkadaşlar. Ve şimdi sırada benim kombinim var. Challenge'ın birincisi. Tabii ki bu kombine ben olacağım. Sen öyle zannet. Çok iddialısın. Benim kombinim yani şu pijama kombinimin nesi varmış? Tabii ki birinci olacak. Benim doğum günü kostümüm kadar hiçbir kombin güzel olamaz. Tabii ki de birinci benim. Buse'cim hiç şansımız yok galiba. Bakar mısın aksesuarların fazlalığına? Bu nasıl bir çanta? İnanamıyorum. Gerçekte böyle bir çanta olsa da alsak Buse. Anne çantanın efsaneliği. Postacı çantası olması. Rengi, deseni. Allah'ım hiç şansımız yok anneciğim. Gerçekten hiç şansımız yok. Tam bir Lea Clark. Ay kilosuna bakın. Ay, çok yeşilmiş. Rengi çok güzel. Bak anneciğim bir dakika şunu göstermek istiyorum. Hadi onu ben de söyleyeceğim ama bu şimdi ne? Bir dakika. Kolyesi Sula mi? Şeklinde hem de. Önce onu açalım mı Ceylin? Olur. Vay canına. Hem de dönüyor. Gerçek bir pusula mı yoksa? Şaka. Hem de ayarlanabilir evet. Boynu. Bir dakika gerçek mi bakalım? Ay gerçekmiş Buse.
İbri aha, hareket ediyor. Gerçekten gerçek arkadaşlar. Bakar mısınız? Her zaman bu tarafı gösteriyor. Evet. Yönümüzü bulmak için. Lea Clark zaten safari, maceracı bir kız. Evet. Safari yaparmış. Yolunu bulmakta zorlandığı için pusula kullanırmış. İşte bu da Lea Clark'ın pusulası. Ama bu şimdi Melissa'nın olduğu. Değince maskeyi bize gösterecek misin yoksa biz heyecanla? Önce ayakkabılar. Sandalet mi desek acaba? Ya, aynen öyle. Biz mi bağlıyoruz yoksa lastikli mi? İplerini falan şöyle bir göstersene Ceylin'imize. Anneciğim kendinden ayarlamalı ipleri var. Bağlamıyoruz. Hayır bağlamıyoruz. Direkt ayağına geçiriyoruz. Evet. Bunu kabartırsak ayağına daha rahat giydirebiliriz. 2016 model yılın bebeğinin kıyafetleri kostümleriymiş arkadaşlarım. Ama şimdi bu kostümleri Melissa giyecek. Ceylin artık elbise gösterir misin? Evet. Vay canına. Çok güzel ya, değil mi? Çok güzel, ağlamak istiyorum, çok duygulandım. Böyle hiçbir şey anlamadım. Üzerinde görmek istiyoruz. O zaman bir sihir de sana yapalım mı? Evet. Hop. Üçlü challenge'ımızın üçlü kombininin son kombininin sihiri geliyor. Ve işte benim muhteşem güzel birinci olacak olan kombinim. Ceylin'cim çok erken konuşma yani. Annemin pijaması, benim elbisem. Hayır asla, kesinlikle ben Buğsa'cığım söylediğine sen inanıyor musun? Hayır. İnanmıyorsun değil mi? Böyle güzel bir kombinin sence birinci olmama ihtimali var mı Buğse? Arkadaşlar ben bu kombini kendi ellerimle bilerek bıraktım. Neden? Hatırlıyor musun? Ceylin'le biz çarşı gitmeden sonra arkadaşlar şey yapmıştık. Şu elbise için mi? Evet. İşte yani Buğsa'cığım talihsiz bir seçim olmuş. Bakar mısın şunun güzelliğine Buğsa ve arkadaşlarım. Bir bebeğe bu kadar mı çok yakışır şu kolye. İşte bunun rengi gördün mü? Melisa'nın renkleri işte bunlar arkadaşlarım. Canlı ve neon renkler. Ne düşünüyorsunuz? Benim pembe pijama takımlarım da Melisa'ya çok yakışmıştı. Şimdi doğruya doğru Buğsa'cığım. Evet, İtiraf ediyor musun? İtiraf ediyorum, kabul ediyorum. Ama senin lila elbisen çok güzel olmasına rağmen Melisa'yı pek de açmadı. Doğru. Onu bence diğer arkadaşlarımızda kullanalım. Ama Ceylin'in kombini var ya efsane oldu. Ne düşünüyorsun? Düşünemiyorum. Ne düşünüyorsun Ceylin? Anneciğim birinci belli. İkinciyi düşünüyorum acaba kim olacak diye. Vay canına çok iddialısın ama buna tabii ki arkadaşlarımız karar verecekler. Şuradaki i butona tıklayarak birinci kombin hangisiymiş? Siz karar verin canlarım. Benim gönlümün birincisi işte bu oldu. Yani ben üzgünüm ama pijamaymış. Lila doğum günü elbisesiymiş. Hikaye oldu bunu görünce. Arkadaşlar kabul ediyorum. Birinci bu, ikinci pijama, üçüncü benim bebeğim değil mi? Vay. Adilsin bugün dostum. Kabul ediyorum yani arkadaşlar. Evet challenge'ımız burada sona erdi arkadaşlarım. İlerleyen videolarda geriye kalan Melisa'nın eşyalarını açmaya devam edeceğiz. Tabi bunu neyle yapacağız? Ay, bitmiş. Ben daha gidiyorum. Ay arkadaşlarım hala gözüm şunda yalnız. Anne. Yani ben biliyorum. Sadece ben biliyorum. Sizler ve bu evdeki kızlar bilmiyorlar. Tabii bir de Melissa biliyor. İkimiz biliyoruz değil mi bebeğim? Evet. Sakın söylemeyelim. Ağzımı sıkı tutalım. Tabii sende sorun yok ama sorun bende. Bakalım ben tutabilecek miyim ağzımı arkadaşlarım? Şimdi veda zamanı. O zaman bugünkü vedayı ben yapayım anneciğim. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Veda bekliyoruz abicim senden. Hayır. Bomba gibi veda bekliyoruz. Çünkü bundan sonra muhteşem güzel videolarımız gelecek. Eğer Amerikan Girl'ü beğendiyseniz de böyle videolarımız beğendiyseniz lütfen yorumlara bizi motive edin arkadaşlar. Ve bundan sonra bu onlarca önce hep birlikteleşelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Anne seni çekeceğim. Ben. Beni çekme. Canlarım canım. Videomuza yeniden başlayalım. Nerede kaldın? Hayır, hoşça kal diyecektin. Tam olunca dışarı çıkacağız. Ekmek almaya gideceğiz. Seninle birlikte markete. Bu kıyafetler ekmek almaya mı? Bu kıyafetler bir çıkacağız. Anneciğim ben de keşfe gidelim. Taperi yapalım. Evet. Yenekli. Anneciğim kurbağaların yanına gidelim. Olur, kurbağalarla konuşalım. Hoşçakalın der misin anneciğim? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ceylin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.